İyi akşamlar, iyi Merhaba geceler. hocam. İyi akşamlar. Hocam, Nasılsınız hocam? merhaba. Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Merhaba. Sağ olun hocam. Ben de iyiyim. Sizi gördüm daha Ben iyi biraz oldum. yıllar sonra buluşmak. Evet, çok Şimdi değişik oldu. dinleyiciler de şöyle şaşırmasınlar. Nurten, sen ne zaman mezundun? 2006'da. Oo, maşallah, Bayağı bayağı oldu. dolmuş ya, Tabii. bayağı dolmuş hocam. Evet, biz böyle bir şey yaptık işte. Dedik ki evde dururken boş durmayalım. Hep ders anlatıp kitaplaşırneşip olalım. Ama aynı zamanda da böyle bir yazar çizer arkadaşlarımızın davetlerine katılıyorduk. Benim de aklıma değişik bir şey geldi. Ben de İyi dedim her yaptınız, çok güzel yaptınız. hafta bir tane ben dedim konuk alayım dedim. Şuraya şöyle bir liste yaptım. Maşallah 100 kişilik bir liste çıktı. Dedim ki bir tane şair, yazar, kültür adamı değişik arkadaşlarla beraber başlayalım. Bir tane de başarılı, işinde gücünde öğretmen arkadaşlarla, mezun ettiğimiz genç arkadaşlarla hayatlarını, deneyimlerini, tecrübelerini paylaşalım dedim. Sağ olsun kıymetli misafirler de Türkiye'nin her tarafından, dünyadan hatta Avustralya'dan bile izleyenler var ben biliyorum. Program yapalım dedik. Birincisini Sait diye bir Mustafa Sait bizden Türkçeden mezun bir doçent kardeşimiz de yaptık. Çocuk edebiyatına konuştuk. Belki malumun. İkincisinde de Evet. Mustafa Uçurum diye Tokat'ta bir şair kardeşimizi konu ettik. Bu gece de siz kıymetli hoca hanıma geldi sıra. Artık sen kendini tanıt, ben bir şey söylemeyeyim. Arkadaşlar şimdi Nurten hoca hanımdan hem kariyerini hem ne yapıp ne ettiğini hem de söyleyeceklerini dinleyeceksiniz. Başlık da güzel bu gece. Kırsaldan küresele öğretmenlik Evet. başlığı da hoş seçti. Hadi bakalım sen kendini sun, başla bakalım. Biliyorsunuz hocam çarşambalıyım ben. Her zaman bunu söylüyorum. Üniversitede de söylüyordum. Samsun çarşambalıyım. İlkokulu, ortaokulu, liseyi burada tamamladım. Daha sonra yolumuz sizlerle kesişti. Ve çok da güzel oldu. Sizin emekleriyle bugünlere geldik diyebiliriz. Ardımızda bıraktığımız birçok öğretmenimizin izleriyle zaten bizler de yol alıyoruz. Sizlere örnek alarak devam ediyoruz. Amasya'da çok güzel günlerimiz geçti. Amasya'yı ben hep şöyle anlatıyorum. Ben Anadolu Lisesi mezunuydum. Ve açıkçası benim okul öncesi eğitimle alakalı hiçbir bilgim yoktu. O dönemde biliyorsunuz Amasya'da da alan derslerimize giren hocalarımız da yoktu. Ama farklılık oluşturan çok fazla hocamız vardı. Bunun katkısı bize çok da açıkçası. Kendi el emeği, ürünlerimizi ortaya çıkarabilmemiz, kendimizi yetiştirebilmemiz. Mesela sizlerin anlattığı dersleri hiç unutmuyoruz. Başka hocalarımız var, bu tarz unutmadığımız hocalarımız var. Onların bıraktığı izler açıkçası bizde fazla ve araştırmaya yöneltmişti bu duygu beni. Çünkü sizler mesela bir fikir ortaya attığınızda kendi alanınızla ilişkilendirip bunu daha fazla araştırma seçeneğini kendimize sunmaya başlıyorduk ve o araştırmaların sonucunda ben üniversiteyi ikincilikle bitirmiştim. Hatta Maşallah. düşünüyordum, evet, Amasya'dan ikincilikle mezun oldum. Hatta o dönemde bizim bölümümüze danışmanlık yapan hocalarımızdan da böyle görüşler geliyordu. Akademik olarak burada kalır mısın diye. Açıkçası istiyordum, evet, ama sonra köy öğretmenliğini başlayınca Samsun'da ve Bayburt'ta köy öğretmenliği devam etti. Oralarda açıkçası başladığımda benim için öğretmenliğin tadı da bir başka olmaya başlamıştı hocam. Çünkü araştırıyordum, öğreniyordum. Bilginin bizler için gerçekten büyük bir güç olduğunu düşünüyordum ve halen düşünüyorum zaten. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama eksik kalan bir tarafı varmış. Hayata dokunmakmış. Onu da öğretmenliğe başlayınca anlama şansına sahip oldum. Köy öğretmenliğine başlayınca öğrencileriniz sizin bakıyorsunuz önce sobanızı yakmanızı bekliyor. Onların minicik ellerini ısıtmanızı bekliyor. Belki hayatınızda hiç yapmam dediğiniz birçok şeyi orada severek yapıyorsunuz ve çocuklarınız için yapıyorsunuz bunu. O hazzı alıyorsunuz. Köydeki insanlara destek olmak bir zaman sonra zaten sizin başrol oyuncusu olduğunuzu gösteriyor ve orada daha çok çalışmanız gerektiğini, daha çok insanın hayatına dokunmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Ve benim için o akademik yolculuğu ben bir süre unutmuşum açıkçası. Evet, böyle bir yolculuk yapabilirdik, böyle bir kariyer yapabilirdik diye. Benim kariyerimin açıkçası tamamen böyle toplumu etki eden bir öğretmen olmak üzerine kurulmuş bir hali olmaya başlamıştı. Ve ben bundan da çok zevk almaya başladım. Çünkü sadece çocuklarımıza eğitim vermek değil,
çevresine de etki edebilmek, onların hayatına da dokunabilmek benim için çok önemli olmaya başlamıştı. Gün geçtikçe mutlu olan insanların sayılarını görüyorsunuz, faydalı olduğunuz insanların sayılarını görüyorsunuz. Bazen çok farklı hayatlara, olaylara, anılara şahit oluyorsunuz. O zaman şöyle başınızı yastığa koyduğunuzda akşam diyorsunuz ki iyi ki öğretmenim. İlk başlarda mesela köye geldiğimde kadınlar kendi ailevi sıkıntıları da olabiliyordu. Kendiyle ilgili problemleri de olabiliyordu veya çok mutlu olduğu bir olay da olabiliyordu. Gelip paylaşırlardı. Hatta şaşırıyordum o zaman. Ama bu onun çok özeli bana niye anlattı ki falan diye düşünüyordum. İlk başladığım senelerde. Ama sonra öğretmenlerin o güzelliğini hissettikçe diyorsunuz ki bir öğretmen toplumun liderlerinden bir tanesi. Ben bu köydeyim, bu bölgedeyim, bu ilçedeyim. Daha çok insana benim etki etmem lazım ve daha çok çalışmaya başlıyorsunuz. Bir süre artık kendinizi unutmaya, kendinizi geri planda bırakmaya başlayıp çocuklarınızı, onların hayatına dokunan insanları, daha çok fayda sağlayabileceğiniz insanları başrol oyuncusu olarak hayatınıza almaya başlıyorsunuz. Merkezinde hep çocuk vardı. Ama çocukla beraber değiştirebileceğim kadınlar olabilirdi. Babalarla zaten başladım bu sürece. Babalarla ilgili projeler gerçekleştirdim. Türkiye'de bir farkındalık oluştu ve şu anda dünyada da uygulanan bir proje haline geldi babalarla ilgili yaptığımız proje. Maşallah, çok güzel. Evet. Oraya taşıma şansına sahip olduk. Ben düşünüyordum bir babayı nasıl ikna edebilirim diye. Daha sonra şu an dünya çapında da uygulanan bir proje haline geldi. Sonra kadınlarımıza köy atölyeleri açtık. Gezici köy atölyeleri. Benim için değerler çok önemli. Biliyorsunuz çarşambada da aynı şekilde o kültürel yapıyı biliyorsunuz. Bize için büyüklerimiz önemlidir, değerlerimiz önemlidir. O aldığımız değerleri bir de bizden sonraki nesillere de aktarmamız lazım. Öğretmenliğin böyle bir kültürel çileğinin de olduğunu düşünüyorum. Ve büyüklerimize saygı, onlara sahip çıkamayabilmek, empati kurabilmek, topluma karşı duyarlı olabilmek bizim için ana etmenlerden bir tanesi oldu. Ve örneğin yanı başımızda ister şehirde olalım, ister köyde olalım, kentte olalım hiç önemli değil. Benim orada yaptığım çalışmalardan bir tanesiydi bu ama kentte de aynı şekilde durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yanı başımızda yaşlarımız oluyor. Bazen yalnız yaşıyor bu yaşlarımız ve günün telaşıyla, kendi hayat telaşlarımızla birlikte biz farkına varamadığımız zamanlar da olabiliyor. Yaşlarımızın belki çok acil ihtiyaçları olabiliyor, duygusal ihtiyaçları olabiliyor. Sevilmeye, sayılmaya aynı şekilde ihtiyaçları devam eder. Ve yanı başımızda bir değerimiz yaşıyor bizim. Ama çoğu zaman farkına varamadığımız zamanlarımızda da karşılaşabiliyoruz. İşte bunu biraz daha fark edebilmek adına bir proje gerçekleştirmiştim. Bu proje kapsamında kuşaklar arası bağları kuvvetlendirdik. Yaşlarımızı, çocuklarımızı entegre edip birbirlerinden öğrenebilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar yarattık. Örneğin hiç okula gelmeyen yaşlarımız vardı daha önce, okul deneyimi olmayan. Okula gelip çocuklarımızla beraber etkinliklerini paylaştılar. Manevi bir aile oldular aslında. Bir bütün oldular. Ne kadar yoğun yaşarsak yaşalım değerlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Yaşayan değerlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bunun için bu projeye çok önem vermiştim. Köydeki kadınlarımızın yine gezici atölyelerle beraber köydeki kadınlarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla uzman kişilerimizle beraber köy atölyelerimizi kurduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle beraber Ayvacık'tayken. Ve orada da kadınlarımıza eğitimler verdik. Yine o eğitimlerine devam etmek isteyen kadınlarımız olursa bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız bünyesinde yaptığımız çalışmalarla yine yapmaya çalıştık. İlçemizin güzelliğini ortaya çıkabilmek için, oradaki kültürel değerlerin ortaya çıkabilmesi için kaymakamlık, belediye, yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile ilgili farkındalık çalışmaları oluşturduk. Oyuncak kumbarası yine benim çok sevdiğim projelerden bir tanesidir. Hatta ben hep oyuncak projesini gerçekleştirirken üniversite yıllarım aklıma geliyor. Çünkü yaptığımız ürünleri, üniversitelerde yaptığımız ürünleri biz köy okullarına verirdik. Oradaki günlerim hep aklıma gelmiştir. Oyuncak kumbarası ile yaptığımız çalışmada da önce ilçemizdeki köylerimize böyle bir destek sağlayalım istedik. Türkiye'nin her tarafından oyuncak geldi okulumuza ve oyuncakları tek tek gittik. En ücra köylerimizden başlamak üzere dağıtımlarını gerçekleştirdik. Sonra İl dışından da birçok talep geldi. Kendi ilçemizdeki köy okullarımızın dağıtımını yaptıktan sonra artık il dışındaki taleplere de açılmaya başladık. Ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber yaptığımız proje kapsamında da biz 45 okulumuza bu şekilde bir destek sağladık.
Çocuklarımızın materyalleri, temel ihtiyaçları, daha sonra o giyim yardımları, burs isteyen kız çocuklarımızın okuması için burs gibi okutun içinden aslında oyuncak diye adı kondu ama oyuncağın dışında birçok üründe ortaya çıktı. O beni çok mutlu eden bir projeydi. Şimdi düşünüyorum, bir öğretmenim bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebilirim diye çıktım ben bu yola. Ama gün geçtikçe daha çok çocuğun hayatına dokunmaya başladım ve hiç bilmediğim bir yerde, hiç bilmediğim diyarlarda, hiç tanımadığım çocukların yüzü bizler vesilesiyle gülüyorsa ne mutlu diyorum bize. Öğretmenliğin asıl tutkusu herhalde gururu, mutluluğu bu diye düşünüyorum. Daha çok insana dokunabilmek. Bunun gibi birçok çalışma yaptım. Benim amacım birlikte oluşturabildiğimiz atmosferle beraber farkındalıklar oluşturabilmek. Ve bir köyde bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebilirim diye düşünürken o Nurten öğretmen onların desteğiyle, duasıyla diyelim, onların da kattığı değerlerle beraber küresel bir öğretmen haline geldi. Şimdi hem kırsalda hem de küreselde çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Tam burada bir şey söyleyeyim şimdi sana, katkı olsun. Tabii. Şimdi ben derste diyorum ki arkadaşlar bak, yani bu şimdi senin dönemindeki gibi fazla bölümleri gezmiyorum, biraz sağlığım değer vermiyor. Yani bir ortak dersler kalktı falan ama bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki arkadaşlar memur kılıklı öğretmen olmayın. Bak sen Evet. anlatınca ben Doğru. heyecanlandım. Şimdi yani şey yapmadan biraz şeylere baktım. Sen ne yaptın internette falan. Ya dur, şu halkın ayağına gidin. Halkın Evet. ihvanını görün. Amcalarla bak, sen şimdi yaşlılarla, büyüklerle ilişki kurdum diyorsun. Böyle projeler yaptım diyorsun. Şimdi bu halka gitme olayını, halkla beraber olma olayının bir irfan boyutu olduğunu biz öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenci talep arkadaşlarımıza anlatmakta zorlanıyoruz. Onlar zannediyor ki ben bir stajdan çıkayım, maaşı alayım, bir de kapesiz alayım, memur olayım. O zaman böyle Nurten öğretmen gibi öğretmen olamazsın. Sadece bu değil öğretmenlik. Öğretmenlik Evet. biraz vicdan işi, biraz merhamet işi, biraz iyilik işi. Bak baya baya bir iyilik hareketi. Senin şu an bak 10 dakikadan anlatıyorsun. 10 dakikadan Bayağı anlattıkların anlatmışım. para, bayağı parasız iyilik yani bunlar. Parasız hiçbir şey yok. Evet. Karşılığında hiçbir şey yok. Evet. Mesela bizim şu an yaptığımız bu akşamki sohbet de böyle. Ben şimdi mesela Tabii ki. tabii yani şu an biz burada irfanımızı yüceltiyoruz. Bizi izleyenler, dinleyen öğretmen arkadaşlar diyorlar ki ya hakikaten iki tane hoca kapı kapıya gelmiş. Bak insanlara yaşam tecrübelerini, yapıp ettiklerini, bak onlarca da öğretmen arkadaş izliyor. Ya bir çocuğum bir hatırlattı geçen gün. Kitap toplamışız. Güneydoğu'da bir yere göndermişiz. Ben diyor hala onu unutamıyorum. O yaptığımız kış günü, o Evet. yaptığımız faaliyeti diyor. Bak sen de şimdi anlatıyorsun. Tecrübelerini anlatıyorsun arazide. Ben çok çalışmadım. 5 sene Adıyaman'da. Biraz da işte senin memleket Çarşamba'da çalıştım. Orada çalıştım. Ama o kısa tecrübemde dediğim şey şu. Kardeşim bu eğitim, maarif aileden başlıyor. Sen bu aileye bir şekilde ulaşacaksın. Bunları okula getireceksin. Ki anaokulunda halka ulaşmak falan daha kolay gibi gözüküyor ama zordur aslında. Zor, daha zor hocam. Zordur, zordur yani zordur. Çünkü çocuk küçük. Çocuk küçük. Velinin bakışları farklıdır. Senden beklentisi farklıdır. Seni başka bir yere koyar. Belki hemşire zanneder. Belki başka bir şeyi bakıcı zanneder. Allah göstermesin. Başka şeyler zanneder. Ama bunlara rağmen bak sen hocalığı buradan başlatmışsın. Bu bizi dinleyen arkadaşlara da örnek olsun. Birincisi biz halka gideceğiz. Bak Gökalp'in çok şeyidir bu. Halka gitme. Bu bizim halkımız ya. Garibanı, paralısı, zengini bir şekilde okula geliyor. Allah devlete zeval vermesin. O zaman böyle projelerle halka gidersek birinci merhaleyi başlatmış oluruz. Buyur sen şimdi. Evet. Sonra tabii köylerde başladığımız bu yolculuğumuz küresel çapta devam etti. 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmeni oldum. 173 ülke ve 30 bin öğretmen arasında. Ama Nurten öğretmenin çıkış noktasında Amasya'dan mezun olurken bir köye atanacağını tahmin ediyordu. Ama bir köyün mesela kırsalın onun hayatında bu kadar etki edeceğini, onun bu kadar farklı rollere bürüneceğini kendisi de tahmin etmiyordu. Ve açıkçası böyle bir hedefim de yoktu benim. Şu başarıyı elde edelim, bu ödülü alalım, işte sonrasında Yok bir yok. küresel öğretmen alalım. Bununla yola çıkmıyorsunuz zaten. Bir kişiye odaklanıyorsunuz, bir çocuğa odaklanıyorsunuz. Sonra çevresini büyütüyorsunuz yavaş yavaş. Ve daha çok insana faydalı olmak için çalışıyorsunuz derken, zaten yaptığınız çalışmalar eğer oraya katkı sunan çalışmalarsa siz ne kadar ucak köşelerde olursanız olun, eğer gerçekten bunu istiyorsanız, inanıyorsanız, fikirlerinize de güveniyorsanız
bir yerden zaten o ışığı görüp yükselmenin ve dışarı açılmanın yolunu buluyorsunuz. Ama benim dışarı açılmam şu şekilde oldu. Projelerimi önce ülke çapında, sonra dünya çapında açıkçası yaygınlaştırmayla başlayan bir süreçti. İlk kez Baba Bana Bir Masal Anlat projesini yazdım. Bütün projelerimi kendim yazdım. Hatta daha sonra diğer kurum ve kuruluşlara da aynı şekilde proje desteklerini sundum. Ulusal çapta, uluslararası çapta vakıflarla yine proje çalışmalarını gerçekleştirdik. Oralara da projeler verdim. Ve yaptığımız şeylere baktığımda bir kişinin hayatını nasıl değiştirdiğine yola çıkıyorsun. O etki daha sonra artıyor. O etki büyüdükçe sizin fark edilme oranınız da daha fazla artmaya başlıyor. Ve normalde baktığınızda ben 1-1,5 saat arasındaki uzaklıkta bir ilçede çalışıyordum. Köylerimiz de aynı şekilde uzaktı. Mesela Bayburt'ta çalıştığımda ben -32 dereceyi görmüştüm. O kadar uzak bir yerde çalışıyorduk. Ama çok zevkle çalışıyorduk. Ne kadar zor şartlar olursa olsun oradaki insanlarla bir bütün olabilmek, oradaki insanların hayatına dokunabilmek, o çocukların affedersiniz ve sizin bir sözünüzdü bu. Ben hiç unutmuyorum. Belki siz unutmuş olabilirsiniz ama inanın hocam ben unutmuyorum. Eğer çok özür dileyerek de söylüyorum. Rica ederim. Hani bir çocuğun eğer burnunu silmekte zorlanıyorsanız diyordunuz. Onu hiç unutmuyorum. Aynen öyle. Zorlanıyorsanız hiç öğretmen olmayın derdiniz. Hakikaten Bırakacaksın o o işi. çocuğu çok Bırakacaksın. güzel kucağımızı da alıyoruz, burnunu da sileriz, düştüğünde kaldırırız. Bizim için bir taptır bu. Hani diyorum ya belki öğretmen olmasanız bunu nasıl yaparım falan diye düşünüyorsunuz ama öğretmen olduktan sonra kesinlikle böyle şeyler düşünüyorsunuz. Hepsi size emanet edilmiş birer gelecek, hepsi birer çocuk. Siz olsanız kayıtsız kalabilir misiniz? İnsani duygularınız, öğretmenlik duygularınız, onun gözlerine baktığınızda kendinizi görmeniz o kadar mutlu bir şey ki. Size koşarak köyden o kadar zor şartlarda, mesela Bayburt'ta dizlere kadar kar vardı. Çocuklarımız o karı, buzlanmış kar hocamlar, buzlanmış karı yarıp öğretmenim diye kapıya koşuyordu bizi gördüğü zaman. O kadar güzel bir mutluluk ki. Onların hepsi kendi çocuğumuz. Ve kendi çocuğumuz gibi sevmesek zaten bunları hiçbirini yapamayız diye düşünüyorum. Bir de sonraki zamanlarda en çok edindiğim ve kendime motive ettiğim şeylerden bir tanesi, hep de söylüyorum öğretmen arkadaşlarımızda olsun, buluşmalarımızda ve öğretmen adaylarımızda da yetiştirdiğimiz her bir çocuk bizim bir gün geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Ve ben o vebali almak istemiyorum. Benim mezun ettiğim veya benim hayatına dokunduğum, benim yıllarımdan geçmiş, hayatımdan geçmiş bir çocuğun yarın bugün benim karşıma çıktığında bana gülen gözlerle, yüzlerle bakmalısını istiyorum ve yanından geçtiğinde ya evet bu öğretmeniniz vardı deyip suratını asması açıkçası ben onu kaldıramam diye düşünüyorum. Ben o çocuğun yüzüne ileride baktığımda iyi kilerim artsın, keşkelerim artmasın. Sizde Onu çok şöyle bir tehlike istiyorum. de var. Sizin öğrenciler seni tanımayacak bak. Böyle bir şey de var sizde. Değil mi? Tanıyamayabilir, değil mi? Tanır hocam şu an tanır. Tanır mı? Tanır Çünkü mı? eski öğrencilerim, evet Bayburt'taki öğrencilerimle de zaten görüşüyorduk. Vallahi Samsun'daki helal olsun öğrencilerimle ya. de aynı şekilde. Ben hatırlayamaz diye düşünüyordum ama. Bağlantıyı hiç koparmadık biz onlarla. Çok Bir de güzel, maşallah. aileleriyle zaten sürekli iç içeydik ya aileleriyle. Ailelerinin Tamam. O faktörüyle zaman zaten. unutmaz. O zaman Evet, unutmaz. o zaman unutmuyor. Bir de şimdi küresel boyuta da ulaşınca ister istemez bir tanınırlığınız oluyor. Bir yerde fotoğrafımızla karşılaştığında "Aa, Nurten öğretmen bizim ilk öğretmenimizdi." deyip daha sonra onların da beni bulduğu oluyor. Onun için çok keyifli bir süreçti. Şimdi bakıyorum. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girdikten sonra bir küresel yolculuğumuz da başladı. Küresel öğretmen ödülünü için Hindistan'dan bir davet geldi. Geçen yıl onu aldım. Ve son olarak son yurt dışı gezimizdi. Ondan sonra da bir pandemi süreciyle zaten karşılaştık. Dubai'den de küresel ilham veren öğretmen ödülünü aldım. Şimdi Arkadaşlar onu merak ettiler de ben değiştirmedim. Olduğu gibi yazdım. Benim oğlan afiş mafiş yapıyor da ben merak ettim. Şimdi o tam misyonu nedir o aldığın ödüllerin? Onlar da arkadaşlar dinliyor şimdi onlar da arkadaş. Onlar da bir rol model alsınlar. Nedir o ödülün kapsamı? Nasıl tabii. oluyor olay? 2018'de seçildiğim dünyanın en iyi 10 öğretmeni Global Teacher Prize. Bu eğitimin Nobel'i olarak geçiyor ve dünyada ilk kez bir Türk öğretmen buna aday gösterildi. Bu anlamda Çok benim için güzel. çok kıymetliydi ve ilk defa 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmenin aday olduğu bir seçimin içinden geldik. Bu anlamda gerçekten çok kıymetli ve Çok güzel. diğer yurt dışındaki vatandaşlarımız olsun, diğer ülkelerimiz olsun
Çok güzel sahip çıkıyorlar. Örneğin Azerbaycan halen filmlerimizi yapar. Geçen sene onlarla bir söyleşi gerçekleştirmiştik. İnanın hocam Türkiye'de tanımayan öğretmenlerimiz olabilir bizleri. Ama Azerbaycan'da çok farklı bir tutkuyla karşılaştım. Ve hayatımda sorulan sorular genelde hemen hemen aynı. Çok nadir de böyle farklı sorular sorulduğu. Ama o kadar ince detay araştırmışlar ki inanın hocam sorular sordular. Onları cevaplıyoruz aynı sizlerle yaptığımız söyleşiler gibi. Ama gülümsedim o soruyu sorarken. Mesela birkaç tane soru cevaplarken gülümsedim. Siz dedim bunu nereden biliyorsunuz? Bu kadar nasıl araştırdınız? Çok güzel araştırma yapmışlar ve her zaman Azerbaycan'dan da şunu duyuyorum. Sizler her ne kadar Türkiye'nin gururu olsanız da bizim de gururumuzsunuz. Çünkü dünyada ilk kez bir Türk öğretmen ve daha da olmadı ondan sonra. İlk kez Türk bayrağı dalgalandı eğitim Nobel'inde. Her tarafta sizin fotoğraflarınız oldu. Dünyada mesela filmleri izlediğiniz birçok ünlü veya siyaset insanı veya eğitim alanında ünlenmiş kişiler, birçok insana orada görme şansına sahip oldunuz ve çok güzel bir kare vardı orada. En iyi 10 öğretmen sahneye çıktı, bayrakları açıldı ve karşınızda sizin yıllarca filmlerini izlediğiniz veya siyaset alanında veya ismini birçok kez duyduğunuz birçok insanı orada görüyorsunuz ve hepsi ayakta alkışladı hocam. Benim için çok unutulmaz bir kareydi. Şimdi Ve şunu biraz onlar özeleştiriyorsun, öğretmeni olsun bak alkışlıyor. sen serzenişte bulundun, ben sana hak veriyorum. Mesela ben şimdi bu kısa sohbetleri bak üçüncüsünü yapıyoruz. Türk insanı başarısız adamı daha çok seviyor. Ya niye sen kardeşim başarılı adamı seveceğiz? Başarılı işini iyi yapan, rol model olan, bak başarı fetişisti de değilim. Yani hem başarılı olacak, hem ahlaklı olacak, hem öğretmen olacak, hem asker olacak, hem polis olacak, sıkıntı yok. Hem esnaf olacak ama bak başarısı olsun adamın. Şimdi ben bir öz eleştiri olsun. Ben bu klasik ders mantığıyla söyleyeyim sana şimdi. Diyorsun ki sen Türkiye'den daha fazla. Ya kardeşim Türk insanı niye başarıyı bu kadar? Ya başarılı. Adam iyi bir fabrika yapmış. Güzel. İyi bir öğretmenlik yapmış. Güzel. Bana şimdi şöyle sorular geliyor. Ben bu konferanslar biliyorsun. Kitaplar, mitaplar. Birkaç kişi bana dedi ki ya İsa hocam ne parası alıyorsunuz? Bak şaka Öyle gibi. zannediyor olabilir, evet. İnanamıyorsun değil mi? Bizi tanımamış adam. Çok yakın arkadaşımız soruyor. Dedim ki kardeşim ne parası ya? Şu konferans salonuna 50 kişi geldi mi? Eskilerin dediği gibi bir tek küçük de alkış verirse verir. Vermezse canı sağ olsun. Ben dedim yüzlerce konferans vermiş bir adamım. Aha da yazıp çizim ben kendime yapıyorum bunu dedim. Ama buradan çıkan başarı bu milletin ortak başarısı. Bak Azeri kardeşlerimiz Evet. buradan hepsine bizi izliyorlar. Oradan şeylerimiz var. Hepsine selam olsun. Ya sen başarısız olsan seni niye insanımız sevsin ki? Ben anlamıyorum. Başarısızı biraz daha fazla gündemde tutuyoruz gibi geliyor bana. Başarısız ama Başarısızlığın üzerine çok konuşuyoruz hocam. Evet. Evet, başarısızlığın üzerine biraz daha konuşuyoruz. Halbuki Başarı öyküsünü konuşalım. Bu mesela akşam mesela onun için bir araya geldik biz. Başarı öyküsünü şöyle bir konuşalım. şey de var. Evet. Eğer sanatçı olursa mesela daha çok tanınırlığı artıyor. Veya spor alanında da eğer uluslararası bir başarı olursa hepimiz gösteriyoruz. Ve doğru, çok da güzel bir Doğru. şey zaten. Yanlış bir şey değil. Ama bunu eğitim alanında mesela ben çok fazla bir iki tane proje basına yansımıştır. Diğerlerin hepsini yaptığım her projeyi de çıkıp da açıkçası Yok. basına Tabii. yansıtalım, şöyle yapalım. Çünkü Tabii yok. derdimiz Yok. fayda bizim. Ama Böyle bir marifet iltifatı şey... tabi. Marifet görmeyen iltifatı daha iyi. Sen söylemesen de biri çıkıp diyecek ki kardeşim bu hoca hanım güzel. Ya bazen bakıyorum böyle adam diyor ki bana belge vermediler ya. Belgeyi melgeyi bırak kardeşim sen. Sen kendin yap projelerini. İşini gücünü yap. Kitabını yaz, yazını yaz. Bir gün bir marifet, iltifat. Mesela sizin şu an Olur, tabii ki bulur. sizin bulunduğunuz pozisyon şu an bu. 2006 okuldan gittiniz. Bak nerelere geldiniz. Evet, Ben şimdi kaç yıllık evet. hocayım. Ben başkasından iltifat bekleyecek halim yok. Ha, vatandaş bak alttan yazıyor şimdi. Ben görüyorum. Sen bizim devlet Yalnız ne zaman? parantez açayım hocam. Evet. Bugün bizim mezun olduğumuz arkadaşlarımız da burada. Arzu'yu gördüm, Meltem'i gördüm. Birçok Maşallah onlara arkadaşımız da selam burada olsun. sizi dinliyor. Buradan selam olsun onlara. Evet. Tüm Buyur. sınıfımızlara selamlar buradan, tüm Amasya mezunlarına da. Hakikaten böyle bir yolculuğumuz oldu. Tabii ki onları da destekleyelim ve olması gereken bu. Hangi başarımız varsa hepimiz göğüsleyelim. Ama eğitim alanında olunca acaba ne yaptı? kısmı mesela bana çok gelmeye başladı. Ne yaptınız hocam? Acaba hangi çalışma, hani bunu meraktan değil de
Daha çok mesela Aziz Sancar'ı herkes tanır. Aziz Sancar bilim alanında Nobel ödülünü almış kişi. Hepimiz aynı şekilde saygımızı, sevgimizi zaten sürdürürüz. Ama eğitim Nobel'ine aday gösterilmiş mesela ilk Türk öğretmen kim dediğinizde bunu üniversite öğrencileri biliyor hocam. KPSS çalıştığı için sınavlarda soru olarak çıktı mesela. Ve onlarla buluşmaya gidiyorum. Aday öğretmenlerin sınavında çıktığı için yeni başlayan, göreve yeni başlayan öğretmenlerimiz de denirler. Birçok yani nasıl diyeyim, mesleğe biraz daha yakın olanlar daha iyi biliyor ve takip edenler, gündemi takip edenler de aynı şekilde daha iyi bilebiliyor. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda bu bir kayba uğrayabiliyor. Biz bunu ama nasıl diyelim, canlı tutmak istiyor. Çünkü eğitim söz konusu olunca üniversitelere mesela davetler geliyor. Onlara mutlaka gitmeye çalışıyorum. Özellikle davetlere gittiğim zamanlarda çoktan mutlu oluyorum. Çünkü oradaki öğretmen adaylarımız, geçen sene de Amasya'ya gelmiştim ama sizi görme şansım olmamıştı. Evet, Trabzon Üniversitesi'ne gitmiştim. Birçok üniversitemize gittim. Ve üniversitelerimizde öğretmen adaylarımızla buluşmayı çok önemsiyorum. Çünkü oradan çıktıktan sonra bir kişinin bile hayatını etkileyebilirsem, bırakın salonu tamamını hocam, sadece bir kişi. Ben orada etki edip eğer ayrılırsam öğretmenliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir rolümüzün olduğunu anlatabilirsem, öyle çıkarsam ve ilham alabilirsem, o da mesleğe başladığında binlerce öğrencinin hayatına dokunacak. Bu o kadar başka bir duygu ki. İki ana etmen var. Bir tanesi öğretmenler ve öğretmen adaylarından hayatlarına dokunduğunuzda o da binlerce çocuğun hayatına dokunacak. İkincisi siz dokunduğunuz her çocuk bir gün geleceğiniz olarak karşınıza çıkacak. Onun için ne kaybedecek zamanımız var ne de kaybedecek çocuğumuz var. Her çocuk mutlaka bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. İkisini de kefeye koyduğumda Nurten öğretmenin evet bir çocuğu değişir diye yola çıktığı bir durum vardı ama şu an hem kırsal hem küreselde bir rolüm olduğu için ve aynı zamanda da ben bir kadınım. Kadınlarımızdan da çok güzel mesajlar geliyor. Genç olarak bu başarıyı elde ettik. Gençlerimizden çok güzel bir mesaj geliyor. Onlara da ilham alıyoruz. Ve birçok dala ayrılmış durumdasınız. Siz bir ağaç misali büyüyeceksiniz ve dallarınızda insanların gölge oluşturmaya başlayacaksınız. O ilham yolculuğunun her zaman devam etmesini istiyorum. Üniversitelerimizdeki arkadaşlarımızla da aynı şekilde buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi buna da ara vermek istemedim. Online olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Olur da dediğim gibi bir kişinin hayatına bile dokunabilirsem yarın bugün gözlerini kapatıp evet ya Nurten öğretmen vardı dese benim için yeterli hocam. Hepimizin bir dikili ağacının olması lazım. Benim de dikili ağacım verdiğimiz emekler, ilhamlar diye düşünüyorum. Yetiştirdiğimiz çocuklar. Bizden zengini yok zaten. Yetiştirdiğimiz her bir çocuk bir gün hepimizin ellerinden çıkıyor. Bu eller köy öğretmeniyseniz özellikle köyde başlamak çünkü çok büyük bir öneme sahip diye düşünüyorum. Bir gün kömür taşır, öteki gün kalem izi olur elleriniz. Ama bu eller sizin, bizim, bu dünyanın da geleceğini yetiştirir. Onun için ne kadar yorgun olursanız olun, ne kadar siz zor günler geçirirseniz geçin, çocuklarınızın gözlerine baktığınızda kendi resminizi görmeyi hayal edin. Ve başınızı yastığa koyduğunuzda iyi ki diyebiliyor musunuz? Önemli olan bu. Önemli olan vicdani rahatlığı sağlayabilmek. Ve ben onun için mesela bu buluşmaya kadar bugün bayağı bir çalıştım. Bir çalışmamız vardı. Hafta sonunda çalışıyorum, hafta içi de çalışıyorum. Pandemi sürecinde de aynı şekilde öyle bir dinlenme atmosferi hiç olmadı bizler için. Farklı çalışmalarda çalışmaları devam ediyoruz. Bu şekilde kaybedecek bir zamanımızın da çocuğumuzun da olmadığını düşünüyorum. İster yoğun olalım, ister pandemide olalım. Hiç önemli değil. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Yeter ki iz bırakalım. Aslında bu pandemiyle ilgili yeri gelmişken bir şey de söyleyeyim sana katkı olsun. Şimdi pandemide insanlar eve döndüler, evi keşfettiler. Eve girmeyen insanlar Birbiriyle bu kadar vakit geçirmemiştir. otomatik olarak eve girdiler. Bak şimdi Evet. hocam yaklaşık bir yıldır, 300 gündür okuldan uzağız. Ama Evet. inan nasıl oldum biliyor musun? Yani sana anlatamam, cezaevinde gibiyim. Hele yoğun çalışan bir insan için ne kadar kötü, değil mi Yani hocam? bu kadar dışarıdan Evet. eve girmemiş bir adam. Yani ben şimdi Evet. okulda olduğun zaman bak sen saydın. Vicdan eğitimi yapıyorsun. Merhamet eğitimi Evet. yapıyorsun. İyilik eğitimi yapıyorsun.
Bir de sen bunu şimdi Bayburt şartları. Benim baba tarafım da Alucalı'dır. Bayburt'ta biz yakınız. Evet, biliyorum. Ben oranın karına kışına gitmedim ama biliyorum ben. Biliyorum. Evet, Giresun'da yani bayağı var. Şimdi tabii -32 hiç abartılı değil. Normal bizim oralarda. Bayburt çünkü Çelik hemen bize... Aşkale'ye yakındı benim çalıştığım köyde. Tabii seninki daha şey yerde, evet. 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 Ama, çok güzel çocuklarım vardı ama. Değil mi? Çok öğrencim var mıydı? Nasıl rakam düşük müydü? Fazla mıydı? Nasıl orada? Yüksekti hocam. Yüksek tabii, miydi? Tabii Aşkale, çünkü geçitlerden geçiyorsunuz ve Aşkale'ye çok yakındı. Bir yarım saat uzaklıktaydı zaten. Aşkale ile Bayburt, mesela Bayburt'ta o gün kar yağmıyorsa da mutlaka bizim gittiğimiz köyde dizlerimize kadar kar olurdu. Biraz daha ilerisine gittiğiniz zaten Aşkale. Gerçekten hem soğuk, hayatımda mesela hiç o kadar soğuk görmemiştim. Ekim dediğinizde sular donar, kat kat giyiniriz. Ama ben o kadar güzel, o kadar aktif çocuklar gördüm ki orada, anlatamam hocam. Bir de aslında olaya bir üniversitemiz tarafından bakalım. Şimdi bak önümde bir liste var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani bu benim halemde, çevremde 20'ye yakın kitaplı, işli, güçlü, bu işi başarmış, kaliteli arkadaşların isimlerini yazmışım. İnşallah nasip olur konuştururuz. Konuşturamayabiliriz, yetiştiremeyebiliriz. Pat okul açıldı, şey yaparız ama inşallah bu geleneğe devam ettiririm. Bak, olsun, bizim okul açılsa da devam edersiniz hiç sorun hocam. Değil. Artık. Tabii devam ederiz. Sorun değil. Bu aslında bu sosyal medyanın böyle vicdani bakımdan bir eğitim şeyi oldu da ortaya çıktı. Yani bunu böyle söyleme sahip sadece TikTok, MikTok diye algılamamak lazım. Yani bunu iyi değerlendirdiğin zaman şu anki bizim buluşmamız resmen 200 kişilik bir amfidesin. Ve 200 kişi, bak ben alttan görüyorum şu an. Arkadaşlara buradan selam gönderim. Evet arkadaşlar, biz tabii burada muhabbete daldık. Sizi ihmal ettik. Ben hepinizi seviyorum. Hepinize merhaba diyorum. Nurten de size hepinize merhaba diyor. Bak yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bazen üniversitede, bu yeni kurulduğu için bizim üniversitemiz falan 2006'da, arkadaşlarda da vardı, bizim öğrencilerde de vardı. Ya diyorlar ya hocam buradan şöyle yapamayız, buradan böyle yapamayız. Bir eziklik. Bak, eziklik. Bizde de vardı. Bizde de vardı bak, hocam. Ama bu liste bunu gösterdi ki ya emek emek gidiyorsun, ilmek ilmek gidiyorsun. Bugün üniversitenin 18 bin öğrencisi var. Kocaman bir kütüphane yaptık hocam şu an. 6-7 tane fakültemiz oldu. Hoca sayısı arttı. Yüzlerce, senin şimdi bölümde branş hocalarım var en az 2-3 tane. Ben şimdi bakıyorum, bizim geldiğimiz yere baktığımız zaman içimizden 850, dünyanın bu seneki 850 bilim adamının içerisine giren Hasan kardeşimiz de çıktı mesela. Fizikçi. Yani şimdi olayı şöyle düşünmemiz lazım. Çalışmazsan yol alamıyorsun ki. Sen Bayburt'un köyünden başladın. Banu Ağır'ın kızı, annesi gibi buralara geldin. Biz de üniversitede küçücük bir eğitim fakültesinden yükselttik olayı. Bak buralara geldik. Biz hatırla senin dönemlerinde yani okulda bir sürü sıkıntılarımız vardı bizim. Çok ama şu, hocam. Çok. Tabii. Salonlarda donuyorduk, bilmem ne yapıyorduk falan filan. Nereden nereye geldik şimdi? Ben paltoyla oturdum 90'larda. Kesinlikle. Yani. Bizler de hani 90'larda değildik ama yine paltoyla oturduğumuz, hatta kalifer yanınca çok şaşırıyorduk. Evet. Kalifer yanmış diye. Ben söylesem çoğunluğu şaşırıyor ama sen şu doğru, aslında bu doğru. Oturacak paltoyla oturduğumuz zamanlar da oluyordu. Tabii. Ama bak nereden nereye geldik? Ama önemli biraz... olan bunlar değildi ki. Değildi ki. Mekan olsun. Mesele eğitim yani. Hocam. Aynen. Evet, mesele eğitimdi. Yoksa aynen, bizim aklımızda kalanlar, açıkçası siz söylemeseniz bunlar çok aklımda kalmıyordu benim. O an yaşadık, bitti. Ama ısınırsınız, sıkıntı değil. Kantine gidiyorduk mesela, daha küçük olduğu için ısınıyorduk, bir çay içiyorduk, ısınıyorduk. Bunlar halledebilecek problemler. Daha az materyallerle biz daha çok şeyler yaptık orada. Mesela şu anki baktığımız şartları, üniversiteye geçen yıl geldim. Bu kadar değişmiş ki, kendi oturduğum sıralara baktım, sınıfıma gittim. Koridorlu her şey çok değişmiş ve çok daha alternatifli bir tam üniversite havasına gelmiş. Daha da ilerleyecek tabii ki, yapılacak çok şeyler var. Aynen. Ama bizim zamanımıza baktığımızdakinden çok çok iyi ki, ben bunlardan çok uzak yıllar öncesinden bahsetmiyorum. Ama bu zamanda bile bu kadar yol kat etmiş, bence ilerisine daha da kat edecek. Ve her zaman ben de söylüyorum hocam, ODTÜ, evet Ankara Üniversitesi, bunlar zaten adından bahsetmiş üniversite ama sadece bu üniversitelerden başarı çıkar diye herhangi bir şeye kapılmak çok yanlış. Diplomanın ne yaz? Evet. Biz hep ona takılmıştık.
Bizim diplomamızda Amasya yazacak 19 Mayıs Üniversitesi mi diye. O sene böyle bir çalkantı oluşmuştu. Bizler de aynı kaygıları yaşadık ama diplomam nerede? Diplomam bir yerde duruyor şu an. Ben yaptığım işe bakıyorum. Benim orada ne yazdığı hiç önemli değil. Aynı KPSS'ye ben de giriyorum. %70'imiz köye atanacak. Ben de atandım. Serüvenimizi farklı farklı hikayelerle devam ediyoruz. Sizin aldığınız diplomadaki ismin ne yazdığı o kadar da çok önemli değil. Ne iş yaptınız? Sizi kaliteli yapan kendi yaptığınız çalışmalar ve ne kadar insana faydalı oldunuz? Öğretmen kimliğiyle neler yapabildiniz? Üniversite yıllarında ne kadar araştırdınız? Ve kütüphanemiz de çok kısıtlıydı bizim. Orada öğrendiklerim ve sıfırı mesela ben hayatımda çok kıymetli bir yere sahiptir diye söylerim. Sıfır hakikaten benim hayatımda çok kıymetli bir yere sahip hocam. Çünkü Amasya'ya başladım. Amasya'da ben yabancı dil ağırlıklı liseden mezun olmuşum. Okulun lise eğitimine hiç alakam yok. Sadece öğretmen olmayı istiyorum. Orada bir sıfır başladı. Tüm arkadaşlarıma bakıyorum. Çoğu kız meslek lisesi ve benden çok daha adım adım öndeler. Ve arkadaşlarıma burada oldukları için de her zaman teşekkür ediyorum. Onların çok emekleri var ve akran eğitiminin gücüne ben çok inanırım. Ben kitaplardan öğreniyordum ama gidiyordum uygulama kısımlarında da bu nasıl yapılır? Arkadaşlarım kapılarını çalıp ve sağ olsunlar hiçbiri böyle bugün işimiz var veya işte biz anlatamayız bilgiyi saklarız gibi böyle bir şey hiç gelmediler de sağ olsunlar. Her biri ayrı ayrı gerçekten melek gibi insanlardı. Onlardan da çok şey öğrendim. Öğrendikçe farklı sorgulamaya, mesela arkadaşım bir şey anlatıyor, kitapta bir şey yazıyor. O ikisini harmanlayıp o sıfır aslında o kaldığı yerde olmadı. O sıfır hayatımda benim üstüne kata 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 devam etti. Ve üniversiteyi ikincilikle bitirdim mesela. O hiç bilmeyen sıfır, kocaman elinde sıfır olan kız üniversiteyi ikincilikle bitirdi. Ama üniversite ikincilikle bitirmek yine bana yetmedi tabii ki. Bu ben hırsa da mesela çok kapılması gerektiğini düşünen bir insan değilim. Azimle hırsın da çok farklı olduğunu düşünüyorum. Azimli olsun, her şeyi yapabilme gücünü kendini hissettirsin, o özgüveni hissetsin. Ama böyle nasıl diyeyim, birini geçeyim veya işte bundan daha iyi Kibir, olayım, şunu şöyle yapayım. kibir, Yapalım, evet kibir, kibir, doğru. kibir, kibir, üstencilik, kibir. Kibir böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü bugün varsayalım ben sizi geçtim. Sizden çok daha iyisini yaptım. Sonra ne olacak? Sonra kimi bulacağım da ben? Kimi geçeceğim? Bu kendi yaşantımızın sadece yetişkin oyunundan başka hiçbir şey değil. Kibir de bizi zaten hem insanlardan uzaklaştırır hem yürüdüğümüz yoldaki o aynalarla bakamayız zaten. Kendi yolumuza devam etmemiz lazım. Onu bir kenara bırakıp ama azim başka bir şey diye düşünüyorum. Belki kelime anlamları birbirini ifade eder ama benim gönlümdeki azimli hırs, kibir çok daha farklı anlamlara sahip. Azimli olsun, araştırsın, öğrensin. Kendini keşfetmeli bir öğretmen özellikle. Çünkü kendini keşfetmeyen bir öğretmenin çocuklarını keşfetmesi biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Bir yandan kendini tanıması, keşfetmesi, bir yandan da yetiştirdikleri çocukları iyi tanıması lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda da sürekli bir gelişim, değişim sürecinin olması lazım. Şimdi Ben aslında öğrencilik yolculuğumu hiç bırakmadım. bak kibir konusunda da bir şey söyleyeyim, üstencilik konusunda. Onun sonu da hasettir zaten. Bir Evet. öğretmende haset hastalığı başladı mı Ne milim yazık ki böyle gidemez. şeylerle de karşılaştığımız Evet zamanlar var. oluyordu. Var, var. Hani Evet. ve hiçbir arkadaşımız da hani evet üzdüğü zamanlar da oluyordu. Hatta şaşırıyordum bu kadar başarı elde etmiş bir insan neden böyle şeylerle uğraşır diye. Bunu da çok fazla açıkçası dillendirmedim. Yani isim vermek gibi bir şey Yok. de geçmedim. Çünkü herkes kendi yoluna gider ama bu değil, yol bu değil. Herkesin bir yolu vardır, gelişmesi gereken bir dönemi vardır ve birbirimize destek olmamız lazım. Düşünsenize hocam 1 milyon öğretmeniniz biz. 1 milyon öğretmen el ele verdiğinde neleri yapar neleri? 1 milyon öğretmen her yıl bir çocuğun hayatını değiştirse 1 milyon çocuk. Ben daha büyük etkilerin açıkçası. Daha çok faydaların peşinde koşmayı seviyorum. Ardıma baktığında başta dediğim gibi ben keşke demek istemiyorum. İyi ki dilerimi çoğaltmak istiyorum. Varsın benim olsun ellerim de yıpransın, benim ağrısın, yatağa yattığımda dinlenirim. O hiç önemli değil. Ama ben o vicdan azabıyla günlerimi kat kat üstüne eklemek istemiyorum. Aslında pandemi salgın öğretmenlerin itibari alemini yükseltti. Buradan bir tık öteye geçip arkadaşlara bir katkı olsun. Evet. Bir tık öteye geçip bu toplumu sağlıkçılara, değişik gruplara,
verdiği itibari değeri bize ona katlayarak verdi. Biz burada hiç pes etmeyelim. Bazı sosyal gruplarda, WhatsApp'ta, sağda solda böyle bir para göz imajı çiziyor toplum bize bazen. Bazı toplum kesimleri. Bizim şimdi sağlıkçıların, bunu öğretmenlerin, polislerin, şu aynen. Birçok meslek grubu var da evet. Ödenmez bu, hocam, ödenmez. Tabii bunu parayla mukabil yapılmadığına örnek senin yapıp ettiklerimiz. Onun için ben de diyorum ki arkadaşlarımıza, öğretmen adaylarına, bak bizi dinleyenlere. Arkadaşlar, bu işin para tarafı ikincil. Ben inkar etmiyorum. Para var, bir şey demiyorum. Kariyerim var, ona da bir şey demiyorum. Ama ben diyorum ki sen bu topluma bir irfan eğitimi ver. Bak sen 1 milyon rakamından bahsettin. Ben de sana ilginç bir şey söyleyeyim. 1 milyon kişiye bugün bir kelime öğretsek 1 milyon kelime yapıyor. Sözlükte zaten 130 bin kelime var hoca hanım. Evet. Ben her zaman derste derdim bazen. Arkadaşlar şu tatya bak. Bugün yazdım. Hisse kablel vuku. Aha size anlamı. Gidiyorum. Adam 10 yıl sonra bana yazıyor. Derste yazdınız bunu. Hayatımda karşıma çıktı. Eşimi seçerken karşıma çıktı diyor. Nasıl hisse kablel vuku? Otobüse bindim diyor. Karşıda diyor bir insan gördüm diyor. Sonra baktım bu kim, bu falan bu. İçime bir şey doğdu. İşte o hisse kablel vukuydu diyor. Hoca da bize bunu söylemiş diyor. Yani kullandığın kelimenin bile böyle bir de bu kadar güzel bir meslek. Bir de siz eskili bir şekilde anlatıyordunuz. Onun için kalmaması mümkün değildi hocam. Yani var mı şimdi? Bizim böyle güzel bir mesleğimiz var. Niye bunu biz böyle paraşüt etken, belirleyici değil. Tabii ki paramız olsun. Ben de isterim 3-4 bin dolar para almak hoca hanım. Mesele değil. Ama bizim için belirleyici olan, bak sizin şurada yaptığınız yaratıcı işler. Projeler. Aa, buraya oturuyorsun. Bak sana ne dedim? Aa, burada 100-120 kişilik liste var. Vallahi ben çoğuna bakıyorum. Hep başarılı arkadaşlar. Arkadaş güzel müzik yapmış. 20 tane roman yazmış. 10 tane kaset yapmış. Doçent olmuş. 15 kitap yazmış hoca hanım. Şimdi biz şunu mu yapalım? Yani biz sadece maaşımızı alalım. Toplumumuza karşı görevimizi yapmayalım. Bak pandemide şimdi bu toplum salgında şunu da öğrendi hoca hanım. Sana katkı olsun. Yaşam insansız ve öğretmensiz, muallimsiz olmuyor. Evet. Bundan sonra da olmayacak hocam. Bundan sonra ne da kadar, olmayacak. Ne kadar bakın bilgisayar markalarımız artsın. Şu an etkileşimli online eğitimlerimiz devam ediyor. Bunlar eğitime aktif olarak katılamadığı için online olarak güzel şeyler. EBA'dan mesela arkadaşlarımız var. Çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ve çalışmalar üstüne kata kata devam ediyor ama bir öğretmenin yüz yüze eğitim verebilmesi ve dokunuşu kadar etki edemiyor. Ne bugün ilerleyen şartlarda da bence olabilir, karma bir eğitim modeli uygulanabilir, yine bir kısmı online yüz yüze olabilir, %70 veya tabii yüz sınıflar şeklinde olabilir. Ama ne olursa olsun, modeli ne olursa olsun, bu öğretmen, bunun öncesinde de bakın, bundan bir 50 yıl önce yöntem farklıydı ama yine öğretmen merkezliydi. Şimdi bakıyoruz online eğitime geçtik. Bu pandemiden dolayı, ama öğretmenin asıl meselenin öğretim olmadığını, öğretmenin ana merkezi olduğunu ve dokunuşun ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Ve bundan sonraki süreçte de teknolojiyle harmanlanmış belki bir eğitim süreci, ters yüz sınıflarımız olacak, karma modellerimiz olacak, bilmiyoruz nasıl bir süreç bizi bekliyor ama tahminlerimizin doğrultusunda bunları söyleyebiliriz. Ama sonrakine baktığınızda yine öğretmen etken olacak. Çünkü öğretmenin gücü, sevgisi, her şeye değer hocam. Bir kere çocuğun yüzüne gülse o gülücü zaten çocuk unutmaz. Bizim bu etkileri, hele ki bizim toplumumuzun bu etkileri çok ihtiyacı var ve biz öyle kopamayız bu duygularda. Aynen. Ben şöyle bak, bir de aklıma gelmişken söyleyeyim şimdi. Ya bir dokunma hissinin, dokunma, Kafka'nın dokunmayla ilgili 4-5 tane yazısı var. Şu dokunmanın insanın öğretmenliğine ne kadar önemli olduğunu bu salgında anladık. Evet. Bak, insana ben kucağıma alırdım, oturturdum. Alırdım, konuşurdum. 3 yaşında, 4 yaşında çocuğum. Hocanın sınıfa onları giderdik. Severek. Sınıfa giderdik, yoklama almazdık. 70 kişi gelirdi biliyorsun. Fazladan öğrenciler gelirdi. Evet. Şimdi sınıfta hiç kimse yok. Geçen bir okula yolum düştü. İncin top oynuyor koca okul. Yani okulsuz toplum. İvan İliç böyle bir retorik yaptı ama yok yok. Yani teknoloji, bilim insanın emrinde. İnsanın vicdanın, merhametinin, iyiliğin bir kitabı yok. Sen öğrenciye güzellikler yapacaksın. Sen öğrenciye dokunacaksın. Sen öğrenciye, sen şimdi zaten yazdığın, çizdiğin zaman, hizmet ettiğin zaman tarihe kalıyorsun. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Sen bunları yaptığın zaman, bir şeyler ürettiğin zaman
Mevlana Mesnevi yazmış, gitmiş kardeşim. Mevlana bugün dünyada ta İran'daki bir yazar arkadaşla Mevlana konusunda arkadaş oluyoruz. Yani sen kalıcı oluyorsun. Öğretmenliği de, ilmi de, ilmin sahibi Allah. Oku demiş sana. Okuduğun zaman şu an bizim yaptığımız şurada öğretmenliğin tekrarı. Projelerin tekrarı. Projelerin tekrarı. Raporların tekrarı. Anketlerin tekrarı. Sohbetin koyusu. Ha, burada yapılan bu. Ve inanın ben bak şimdi 45 dakikadır konuşuyoruz. Şu an burada konuştuğumuz bayağı kelimenin bak, he, bayağı oldu. 45 dakikayı kelimelerini toplasak Tanpınar'ın koca romanında kullandığı kelimeleri geçen bir elime geçti. Hocanın. Tanpınar'ın Huzur romanındaki kelimeler 30 tane. Bak bu 30 kelimenin sen yarısını konuştun. Evet. Okuyayım istersen. Sen buradan çizgi dedin. Bak eşya dedin. Hareket konuştun. Kadın dedin. Makine dedin bilgisayar vesilesiyle. Efendim rüyalarımız olacak dedin. Şekil dedin. Sen Huzur romanının yarısını konuştun şu an burada. Ha burada. Tanpınar'ın Huzur romanındaki bütün kelimeler. Ben şimdi bakıyorum. Biz şimdi öğrencinin karşısına çıktığımız zaman donanımımızı elden bırakmayacağız ama bu toplumun da şöyle bir muhafazakar bir tarafı da var. Biz oraya hizmet edelim. Toplum da bizden çok şey bekliyor. Abartılı biraz ama bak apartmanda kavga çıkıyor. Sitede çocukları tutamıyorlar. Kapılara saldırıyor çocuklar. Evet. Şahit oluyorum buna. Çelik kapılara vuruyor çocuklar. Yani sen burada nesin o zaman? Sen burada şifa yap bir adamsın. Şifa yap bir hanımefendisin. Seni bu bekliyor mu toplum? Sen bunu ne yapacaksın? Bunu karşısında donanım mı çıkacaksın? Yardımsever kesinlikle olacaksın. Ahlaklı olacaksın. Edepli olacaksın. Projelerin olacak. Raporların olacak. Bak siz ne dediniz? Köylere gittim, şöyle yaptım, bunu yaptım. Halkı çağırdım, masal okuttum. Ben sana o masal okumayla ilgili bir ayrıntı söyleyeyim. Derslerde masal okuyan bir adam da olarak söyleyeyim. Bir gün bu masalların tekerleme kısmını okuyorum sınıfın birinde. Halk edebiyatında, sizin çocuk edebiyatında da değil. İşte klasik benim okuduğum tekerlemeler var. Ben şu an biraz dişlerimde sıkıntı var, okuyamıyorum ama hain tırtıl, pis tırtıl, yedin yapraklarımı kıtır kıtır falan dedim. Kızım birinin öğrencinin bir arkadan dedi ki bizim bu tekerleme dedi çocuklar arasında oyunda sayışmacı olarak kullanılıyor. Ben dedim ki tam da onun için okudum sana dedim işte. Sen şimdi bunu al buradan git Türkçe öğretmeni ol. Bir yere çalışmaya git. Bir tane halkımıza masalın tekerleme bölümünü oku. Şimdi millet öğretmenliği hocam bir de atla deve zannediyor. Hayır ya zanaat bizim meslek. Bizim meslek zanaat. İşte bu bizim meslek. Basit. Akşam yatarken. Farklı olabilmek tabii. Tabii ya tabii. He, yararlı olabilmek. Çok önemli. Farklı olabilmek. Abi ya raporları yazıyorsun. Abi kardeşim bu ay ben şu iki tane şey yapayım. Bu halka dokunayım. Bu öğrenciye dokunayım diyorsun. Adam işte cumhurbaşkanımız oluyor. Çıkıyor öğretmeni. Bak geçen kaybetti öğretmenin biri. Bana dedi Hindu dilleriyle, Arap dilleriyle ilgili şey öğretmişti. Ben ona müteşekkirim dedi. Adam altı tane dil biliyormuş lisede öğretmen. Yani öğretmenlerimizin donanımlı olması lazım hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunları yaparken bir toplumsal boyutumuzun olduğunu vurgulamak açısından söyledim ama ben açıkçası öğrenmeyi, eğitimi hiçbir zaman hocam sadece mezun olurken bunu esprili olsun diye mesela öğretmen adaylarımızla buluşunca söylüyorum. Esprili kalsın diye. Ama gerçekle beraber harmanlaşmış bir espri. Üniversiteden mezun olduğumda, ikincilikte mezun olduk ya zannediyorum ki ben şimdi çok araştırdım, öğrendim, arkadaşlarımdan da çok şey öğrendim. Deneyimim var, aynı zamanda bilgim de var. Öyle bir açıkçası kendi kendime içsel bir güvenim var. Diyorum ki ben tamam artık. Olmuşsun ne kadar iyi bir öğretmen. Şimdi sınıfa bir gireceğim. Anlatacağım, coşacağız. Böyle düşünüyorum. Tabii ki ilk girdiğimde ben ne biliyorsam inanın hepsini unuttum hocam. Akademik olarak hepsini bir kenara bıraktım. Çünkü utangaç çocuklarım var. Elleri üşümüş, kabanlarıyla oturuyorlar. Ve sobayı bekliyorlar senden yakman için. Yani çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Onları sarılıyorsunuz, onları ısıtmaya çalışıyorsunuz. Bambaşka duygularla ben o ilk gün girerken ve çıkarken ki karşı tarafta mesela odunluk var. Odundan odunları alacaksınız, sobanızı yakacaksınız. İlk girdiğimdeki günüm, saatimle çıktım ilk dersimdeki saatim çıkışı çok farklıydı. Orada zaten hayata dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu bildim ama her zaman söylüyorum ben çocuğumu merkeze aldım. Babayı mı değiştirmem lazım? Babayı, anneyi mi? Anneyi, kadını,
kuşaklarınızı bağların kuvvetlendirmesi, yaşam alanlarının zenginleştirilmesi, geliştirilmesi birçok faktör ve projede dahil olma şansına sahip oldum ve koordinatörlüğünü de yaptım ama bir taraftan da ben bunların içinden kendimi sıyırmadım. Ben de onun öğretmeni olarak onun halkasının başka bir boyutundayım. Benim de kendimi geliştirmem lazım. Daha çok öğrenmem lazım. Çocuğum soru sorduğunda kesinlikle rahatlıkla cevap verebilmem lazım. Ailelerine destek olabilmem lazım. Zaten bir süre sonra dikkati çekmeye başlayınca ilçedeki diğer ana sınıfları da sizlere mesela sormaya başlıyor. Sonra ildeki oluyor. Sonra diğer bölgelerdeki. Mesela bugün yine finalist arkadaşlarımızdan farklı bir bölgedeki bir arkadaşımız da bize katılmış. Mesela farklı ülkelerden de şu an dinleyenler var. İlker Hocam da dinliyor. Maşallah, kendisine de sevgiler, selamlar. Evet, sağ olsun geçen yıl bizleri ağırlamıştı İlker Hocam da Meltem Hocam. Çok keyifli bir süreç geçiriyoruz. Hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. Amacımız bu eğitim yolculuğunda biraz da topluma fayda sağlayabilmek. Dediğim gibi sonraki süreçte de iyi ki deyip yolumuza devam edebilmek. Bir şey sormuş bir tanesi ama benim de dikkatimi çekti. Güzel bir soru. Hoca hanımın biri demiş ki proje yazma noktasında eksikliğimiz var. Nasıl proje yazacak bunlar? Hangi projeden bahsediyorlar Nurten? Şöyle bir şey var. Hocam ben yerel projeyle başladım. Zaten baba bana bir masandan projesi yerel olarak başladı. Sonra uluslararası platforma taşındı. Ve benim yazdığım ilk projeydi. Bunda o zamanki şartlarda mesela tabii ki ilçemizin şartları o da ilk projelerden bir tanesiydi. İlçemizin ilk projelerinden bir tanesiydi. O zamanki şartlarla şu anki şartlar birbirinden çok farklı. Şu an mesela öğretmen arkadaşlarımızın proje eğitimleri hatta öğretmen adayı arkadaşlarımızın Amasya'da okuyan veya şu an bizi dinleyen başka üniversitede okuyan arkadaşlarımız varsa mutlaka proje eğitimlerini alsınlar. Proje tabanlı eğitimler çünkü ilerleyen zamanlarda çok işlerine yarayacak. Topluma dokunmak olarak siz hedefinizi koyuyorsunuz ama bunu bir kalıba bağlamanız lazım. Bunun adı da yeni dile de proje aslında. Projeyi çeviriyorsunuz. Yerel projeler olarak başlandı. İlk zamanlar mesela yaptığımda ben günlerce düşünüyordum. Şu an bir yerel proje yapalım deseniz 15-20 dakikada fikirlerini ortaya çıkarıp çok rahatlıkla taslağını hazırlayabilirim. Ve şu an mesela hazırlanmış benim 50'ye yakın projem var ama amaç işte o değil hocam. Şu değil yani hani bu sene de bu kadar proje çıkarayım, seneye bu kadar proje çıkarayım değil. Bu projelerden hangisi bu çalıştığım bölgeye fayda sağlar? Veya yaptığım bir çalışmayla ben ne kadar etkiye sahip olabilirim? Onların içinden süzgeçle alıyorum ve daha sonra toplumsal alanda da katkı sunması için o projelerini gerçekleştiriyorum. Ve arkadaşlarımız eğer başlayacaklarsa bunu özellikle söylemek istedim. Yerel projelerden başlasınlar. Yerel proje eğitimlerini Milli Eğitim Müdürlüklerimizin bünyesindeki eğitimlerden alabilirler. Veya bir şablonu var onun zaten. Şablonun versiyonunu değiştirerek yapabilirler. İlk olarak başlaması gereken bu ama yine onun içinde ayrıntılar var. Amaçlarıdır, kapsamı, hedefleri. Tabii ki hangi bölüme ne yazılacağı ile ilgili mutlaka eğitim alırlarsa çok daha iyi bir temelleri olacaktır. Bir iki proje yaptıktan sonra zaten sivil toplum kuruluşlarına atıyorum kaymakamlıkları, belediyeleri de ortak olarak mutlaka projelerine dahil etsinler ki etki alanları da, çalışma alanları da daha kapsamlı olur. Böyle başlayabilirler eğer projeye ilgileri varsa. Sonra ulusal, sonra uluslararası projeler olarak ben bu şekilde sıraladım ve şimdi hem yerel projemi de yapıyorum, hem uluslararası projeler de gerçekleştiriyoruz birlikte. Onun için eğer projede ilgileri varsa gerçekten bunu neden yapıyoruz? Ve etki ettiğimiz alanın büyüklüğü ne kadar, kitlesi ne kadar, bunların iyi hesaplanması lazım. Hibe projesi elde edebilirler sonraki aşamalarda. Onları da gerçekleştirdik. Onları da mesela yazdığım projelerden vardı. Aynı şekilde Avrupa Birliği projesi yazmıştım 2 sene önce. Zaten pandemiden sonra artık daha uygulama da o şekilde devam etmedi. 2 sene öncekinde de mesela Avrupa Birliği'ne Prag'a gitmeye şansına sahip olduk. Almanya'ya gitmeye şansına sahip olduk. Ve birçok ülkeye gelme şansına sahip olduk. Gördüğünüz tecrübeniz de artıyor böylece. Tabii. Hocam başlarken, üniversiteden mezun olurken proje eğitimleri hakkında hiçbir bilginiz yok. Ama bir şeyler sizi itiyor zaten buna. Ve bunun adının da kapsamında ne olduğuna bakıyorsunuz? Proje. Proje. Ben bu insana bu faydayı sağlamak istiyorsam yasal yolu nedir? Proje. Projeyi yapmam lazım. Projeyi taslağını hazırlamam lazım. Belki bir gün Milli Eğitim Bakanlığımızda böyle çalışmalar olabilir. Onlara katılabilirler. Online olarak şu an zaten eğitimler devam ediyor. Proje danışmanlığı olarak vardı ama içeriğini açıkçası çok bilmiyorum.
almadım o eğitimi. Proje danışmanlığı olarak Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitimi olarak vardı. Ya, moderatörlük var. Proje Evet, proje evet. yazma eğitimlerini mutlaka o online süreçlere devam edenler vardır. Katılsınlar ve şu dönemi en iyi şekilde geçirebilsinler hocam. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Ya bu dönemi şöyle düşünmeyelim. Yani evde hapisiz falan diye düşünmeyelim. Sonuçta Hayır, moderatörlük hayır. olarak böyle, Hayır, ama biz tabii burayı ki. da bir fırsata çevirelim. Mesela şimdi benim Evet. 3-5 haftadır yaptığım da öyle. Ben yoksa dersi canlı anlatıyorum. Yayına giriyorum, çıkıyorum. Yazın ben bir kitap çalışmam var, onunla uğraşıyorum, ama şöyle Evet. günlük insan kültür kodlarının çıpasını yüksek tuttuğu zaman kendine dönüyor. Kendine döndüğün Kesinlikle. zaman zaten otomatikmen başarın, projen, yazın, kitabın, şunun bunun geliyor. Yoksa durup dururken kimse kendini sana yazdı yazdırmıyor. Ben sana söyleyeyim burada, yazdırmıyor. Yani medalyon verip de Evet. bir yazı yazdıran yok. Yani öyle bir şey yok yani. Sen kendine yazıyorsun, kendine içselleştiriyorsun. Sen de tabirinle ben bu işi yapayım da bu topluma hizmet edeyim. Bu topluma Kesinlikle. önder bir kişilik olayım. Toplumda beni kabul etsin, anlasın, tarihe kalayım. Böyle bir insanın egosantik tarafı var. Ben bunu kabul ediyorum. Rabbim vermiş. Nefis olarak bize ince bir başarı çizgisi vermiş. Yoksa başarısız adamı ne yapalım biz? Toplumda onlarcası var onun. Hiçbir şeye yaramıyor ve topluma yük oluyor. Biz topluma yük olmayalım. Toplum da bize fazla yük olmasın. Öğretmenlere fazla da bazen şey yapıyorum da, ya arkadaş diyorum, bu kadar yüklenmeyin öğretmenlere. Ya bu insanların yapıp ettikleri belli, şunları belli, bunları belli. Bak kitap paraları var. Bugün bir kitap 100 lira, 70 lira, 80 lira. Nurten herkes alamıyor. Evet. Herkes alamıyor, ama ben yine de ayda 4-5 tane bir öğretmenin mesela burada kitap satışları arttı şimdi. Nadir kitaba gir, şuraya gir, buraya gir. Bir 4-5 kitap al diyorum arkadaşlara. Bak burada da söylüyorum. Proje yazma kitapları var. Ocağının köşesinden anlattım, ama ben de size söyleyeyim buradan alttan yazanlara. Alın, bilimsel proje kitapları var. PEGEM'de, MEGEM'de var onlar. Oradan 2-3 tane proje örneğini okuduğunuz zaman başlıkları falan, formları var bunun. Formatları var, ona göre yaparsınız. Ha. Hibe Mesela bir kendi... projeleri, Avrupa Birliği projeleri biraz daha zor olabilir. Kapsamlı, detayları farklı ama yerel projeyle başlarsa zaten onun tadını aldıktan sonra kendisi de araştırmaya başlayacak. Eğitimlik projeleri olacak. Yani projelerin çeşitleri çok fazla. Ama hepsini de deneyimledim mi? Evet, %80'ini, %90'ını deneyimledim artık ve kendim de yazdım. Bakıyorsunuz hocam, bir süre sonra zaten yazma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yapabildikçe daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Bence kesinlikle eğer böyle bir ilgileri varsa deneyimleyebilirler ve İnşallah. şöyle de bir şey önerebilirim. Tabii ki nacizane bir önerim olur bu. Ben öğretmenliğe başladığımdan bu yana, ama bunu açıkçası bir böyle proje yapalım veya bir başarı elde edelim gibi bir unsurdan kaynaklı yapmadım. Ben seviyorum hatıraların bazı ifadelerin, mesela sizlerden aldığım cümleyi bugün birkaç tanesini ifade ettim. Hatıraların mesela güzel olduğunu düşünüyorum ve fotoğraflarını saklardım. Onlarla ilgili her gittiğim bölgeyle ilgili mutlaka bir arşivim vardır benim. Bayburt'a özel de var, Samsun'a özel de var. Böyle bir arşiv tutabilirler kendilerine. Bu arşiv daha sonra inanın çok işine yarayacak onların. Bunu Değil mi? söyleyebilirim sadece. Eğer proje yapmak istiyorlarsa, ilerisinde düşünüyorlarsa böyle bir başlangıçta da arşivlerini yapabilirler. Vallahi hocam çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Aynı şekilde Dostlarla hocam. Ben de sizinle yıllarını yad ettikçe daha çok keyif aldım. yani biz şairlerin, yazarların ortamında geziyoruz, ama eğitimci gördüm de kendimi de bir parça eğitimci addediyorum. Hakikaten heyecanlandım. Heyecanlanmadım desem yalan olur. Ama madem sen bir Ama biz masal sizin anlat. karşınızda halen öğrencinizi olacağım. O da ayrı bir mesele. Sizin Olsun. O emekleriniz heyecan, o heyecan başımızın gözümüzün iyidir. Var mı daha söyleyeceğim bir şey? üzerinde. Evet. Her zaman diyorum hocam, öğretmenlerin daha çok inanması, daha çok umut etmesi, hayal etmesi lazım ki hayallerinin peşinden gidebilecek insanların da cesaretli olmasını sağlaması lazım diye düşünüyorum. Onun için şunu mesela çok yapıyoruz. Bu öğretmen olarak değil, insani boyutumuzda da mesela şunu çok yapıyoruz. Bir fikrimiz var, aklımız evet, aklınız ve kalbiniz evet derse mutlaka diyorum onun peşinden gidin. Yapmanız gereken tek şey cesaret etmek. Kırılma noktasında o olduğunu düşünüyorum. Bir fikrimiz var, aklımıza yatıyor, fikrimize yatıyor, kalbimize yatıyor. Sonra birine bir şey soruyoruz mesela. O, ya hocam işte bunu yapacağında ne olacak? Sonra bunu yapacağın şunlarla karşılaşacaksın. Bundan sonrası şöyle olacak. Kafamız allak bullak oluyor. Ben bunu yapmıyorum, bunu şöyle yapmıyorum. Tabii ki insanların fikirlerini dinliyorum. Çok değer verdiğim insanlar var özellikle. Onların fikirlerini mutlaka almaya dikkat ediyorum. Ama şunu şöyle yapıyorum hocam. Aklımı, kalbimi şöyle bir süzgeçten geçiriyorum.
Hayatımda hangi kararı vereceksen verin. Bir düşünmek istiyorum. Bir gün hani üzerinden yatın fikirlerinizin, bir gün sonra kararınızı verin derler ya, ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Ama bir zoraki değil, gerçekten bunu içselleştirdiğim için. Bir düşünmek istiyorum. Evet, artılarını, eksilerini değerlendiriyorum. Çevremizdeki insanların fikirlerini aldıktan sonra bir süzgeçten geçiriyorum. Ben gitmek istiyor muyum bu yoldan? Evet, gitmek istiyorum. Ne kaybederim ki? Çok çok başladığım noktaya geri dönerim. Ama onda da nasıl geri dönerim? Tecrübeyle geri dönerim. Aslında kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Eğer kaybedersek de bunun adı kayıp değil, yeni tecrübeler için bir başlangıçtır diye düşünüyorum. Sezai Hatalar Karakoç'un hata değil. yok yok sana katkı olsun. Hata değil. Sezai Karakoç'un güzel bir dizesi var. Yenilgi yenilgi büyüyen zafer vardır diyor. Bak. Çok hoş. Yenilgi yenilgi büyüyen zafer vardır. Ara Evet. sıra geri çekilmek, yenilmek bu insan ilişkisinde, Kesinlikle. aşkta, sevgide, sokakta, öğretmenlikte kötü değil. Kesinlikle. Hayatımızda Değil yeniler hocam, değil. olmuştur. Değil yani. Bu iş Ben her şey para değil mesela yani. Evet. değil. Üniversite ikincilikle bitirdim ama ben bütünlemeye de kaldım, dersten de kaldım. Hepsini yaptım. Hani böyle bir şey zannediyoruz. Yok, Bir yok, başarı yok. hikayesi var. Hep başarı. Hayır. Ama ben düştüğümde de kalkmasını bildim. Çevremde de çok güvendiğim insanlar vardı. Onların mesela desteklerinin ne kadar kıymetli olduğunu hissettim. İnsan yani çevresindeki insanları seçerken de, işini seçerken de gerçekten onu hep hayata bağlayacak olan insanlar olmasını istiyor. O insanları doğru seçmek lazım. O işi doğru seçmek lazım. O yaşantıları doğru seçmek lazım. Hepimiz düşeriz, kalkarız, yeniden başlarız. Hata yaparız, yeniden deneyimleriz. Şimdi ben küresel öğretmen oldum ama bende de hata yapma korkusu yok ki. Yine yok açıkçası. Yaparsam da bir tecrübe elde etmiş olurum. Demek ki o kapının anahtarı o değilmiş. Bende 10 tane var anahtar. Ben bir tanesini deneyimledim. Kapı açılmadı diye niye geri adım atayım? Ben onu da deneyeyim. Varsın, olmayacaksa o zaman olmasın. Ama ben Eskilerin deneyimleyeyim ve evet. içimde kalmasın. Eskilerin güzel bir lafı var. Çok sınırlarsan kendini zarar edersin ama ben bir şey söyleyeyim. İnsan hatadan mamul, aslan etten mamul. Yani Evet. biz hata yaparız, insanız yani. Hata Evet. Bunu yapmak kabul etmek lazım hocam. kabul etmek lazım. İçselleştirebilmek lazım. Günah insanın özelliği. Ne yapalım? Yani ben demiyorum ki Evet. %100 meleğiz Ama falan ders filan. çıkarmak lazım. Böyle bir şey yok yani. Sen başarı fetişisti de değilim. Bak bunu da sana söyleyeyim. Öyle ben sadece başarısı üstüne dostum, arkadaşım Değil. mı? Her alandan. Her Hayır alanda değil. hocam. Ama yani bir parça tatlı bir başarı da insanın hoşuna gidiyor. Tabii. O motive Tabii. eder sizi zaten. Motive ediyor insanı. Yoksa hep böyle başarısız olalım, hiçbir şey yapmayalım. Maaşımızı Yok. alalım, Hayır, hayır. oturalım. Yok öyle bir şey. Sen şimdi Yoksa monoton hocam, monoton bir hayatınız geçer. Başka ölürüz hiçbir ya, şey elde ölürüz. O etmeyiz. zaman bitti. O Varız. öldüğümüzün işaretidir yani. Evet. Arabalarınız olur, evleriniz olur ama hayatınızın tadını, rengi nerede? Hep siyah beyaz yaşarız. Ama biz renkli bir hayatı tercih edip onun yolundan yürümeliyiz. Yetiştirdiğimiz her bir çocuk bizim rengimiz, ayrı bir rengimiz. Onun için bence hayatı renkli renkli yaşamakta fayda O var. da güzeldi, Öğrenerek evet. yaşamakta fayda var. Çocuklarda bir Yani renk var gökkuşağı, bizden. tabii hepsinde ayrı bir renk var. Hepsinde ayrı bir tat var. Ve her zaman söylüyorum, benim en iyi öğretmenim kesinlikle öğrencilerim. Bazen mesela şu an Çin'i çok fazla konuştuğumuz için bugünlerde aklıma gelen bir söyleşi vardı. Çocuklarımızla meslekleri tanıştırmıştık ve 3 yaşında bir çocuğumuz. Dördüne girecekti. Hiç unutmuyorum. Kaymakam Bey'i ilk davetli olarak çağırmıştık ve Kaymakam Bey'e istedikleri soruları sorabilirler. Bu saçma da olabilir. Yani çocuğun gözünde çünkü nasıl olduğunu bilemezsiniz. Ona saçma gelebilir ama çocuk için çok enteresan bir sorudur. Böyle şeylerle de karşılaşabileceğini söyledi. Kabul etti, geldi. Bir tane çocuğumuz dedi ki, hangi yabancı dili biliyorsunuz? İngilizce biliyorum. Niye dedi? Çin daha kalabalık dedi. Neden Çince bilmiyorsunuz siz? Neden Çince öğrenmiyorsunuz dedi. Şimdi bakıyorum bugüne. Bugünlerde bu şey geldi aklıma, mesela söyleşi geldi. Çocuk o zamandan mesela çok farklı bir düşünceye sahip olmuş. Çin'in çok kalabalık bir nüfusun olduğunu düşünmüş. Çin'e baktığınızda belki de ilerleyen zamanlarda Çince öğreneceğiz. Çok Hangi kışkırtıcı bir kökten ne soru bu sen. öğrenebileceğimizi bilmiyoruz. Çok Evet, kışkırtıcı çok bir farklı soru bir bu. şey. Bilmiyoruz. Çok zekice bir Bilmiyoruz soru. yani. Evet, zekice bir soru. Çünkü Çocuğu dilin onu... algoritması vardır, matematiği vardır. Evet, İyi bir nereden soru duymuş? o. Nereden Hani duydun? Çin'in bu kadar nüfusunun kalabalık olduğunu Yani nereden bütün Çin duymuş? şu Onu an 1,5 milyar eşleştirip Çin Çince konuşulmuş. konuşsa dünyanın birinci dili olur diye düşünüyor. Yani Ki çok değişik bir konuşmuyor. bakış Ki açısıydı. konuşmuyor. 700 milyonu falan aynı dili konuşuyor. Evet, Konuşmuyor evet. yani. Çocuğun iyi bir Yani soru çok ama ya, farklı maşallah. şeyler. Evet, değişik bir sorudu Maşallah. mesela hocam. Çocuklardan öğrenebileceğimiz inanın çok şeyler var.
farklı bir dünya. O hepsini keşfetmek lazım. Hepsinin ayrı bir yeteneği var. En sessizinin bile o kadar güzel yetenekleri var ki. Şimdi kendime de baktığımda ben çok durgun, suskun değildim. Yenilikleri seviyordum ama öğretmen olduğumda İçimde eğitim müdürüm bana dedi ki bugün dedi öğretmenler günü konuşmasını sen yapacaksın. Dedim ki nasıl yapacağım ben? Hayatta dedim yapamam. Ben daha yeni başlamışım zaten yapamam. Sonra müdürler toplantısı oldu onların. Bugün dedi sunucunu sen yapacaktın. Aslında onunki emri var ki bir şey değildi. Beni bir şekilde teşvik etmeye çalışıyordu ışığı gördüğü için. Ve o ışığın peşinden koşmamı sağladı. Dedim ki hocam ben yapamam. Bir sürü müdürsünüz siz. Sonra kendi aranızda konuşacaksınız. Ben sizin moderatörlüğünüzü yapamam. Bir gün bir konferansa gittik. O içinde o kadar güzel bir uhde bırakmış ki aslında hocam. Tabii bu olaylar yok, ben konferans vermiyorum o zamanlar. Daha yeni başlamışım mesleğe. Bir konuşmacı geldi, onu dinliyoruz. Yanımda da bir hocamız vardı. Dedim ki bir gün biliyor musun dedim. Ve aklıma o geldi. Şu hoca var ya dedim. Bir gün dedim orada ben olacağım dedim. Ben konferans vereceğim dedim. Bu sadece içimden geçiyor dedim. Yani böyle bir hırsım bir şeyim yok. Ama dedim bir gün orada ben anlatacağım dedim. Çünkü içimde o kadar güzel şeyler var ki dedim. Onları bir gün ben anlatacağım. Düşünsenize ne kadar çekingen, hani ben yapamam bunu dediğim bir yerden. Şimdi bakıyorum binlerce insanla beraber bir araya gelmişiz. Kendi fikirlerimizi aktarma şansına sahip olmuşuz. Mesela geçen yıl küresel öğretmen ödülünü aldık ama bir yandan da dünyanın ilham veren öğretmeni ödülünü aldım. Dünyaya açılan bir ilhamınızın olabilmesi çok güzel bir şey. Bir ilkleri gerçekleştiriyorsunuz. Hem hayatını dokunduğunuz insanlar hayatında ilkleri gerçekleştiriyorsunuz. Hem de onlar da aslında sizin hayatınızda ilkleri gerçekleştiriyor. Öğretmenlik gerçekten çok kıymetli hocam. İsmini söyleyin deyin, adlandırın deyin, anlamını söyleyin deyin. İnanın ben bunu, bırakın Türkçeyi hiçbir dilde anlatamam. Hiçbir dilde ifade edemem. Zaten bir gün anlamını bulursam orada da öğretmenin heyecanını kaybediyor. Bazen gençlere diyorum ki havalı bir meslek diyorum. Bunlar şimdi önce anlamıyor oradaki metaforu, mecaz anlamıyorlar. Nasıl havalı diyorlar. Ya diyorum siz ne öğrettiğinizi, ne yaptığınızı kelime kelime biliyorsunuz. Toplumdaki çoğu diyorum evet. Bunu bilmiyor ki diyorum. Sen ne iğnesi yaptığını, ne şırınga ettiğini, sınıfta ne söylediğini hepsini biliyorsunuz. Ve 20 yıl sonra bu lafın kendine döneceğini siz söylediniz şimdi burada bir iki tane kelime. Benim evet. Sınıfta söylediklerimi ajandaya 4 yıl yazıp bana getiren öğrencim oldu Mihriban diye. Çok geçim. 4 sene dersine girmişim bölümde. Benim söylediklerimi yazmış. Bazen de böyle ayarsız şeyler de söylemişim. Onları da yazmış. Altına tarih düşmüş. Getirdi bana. Ara sıra canım sıkıldı mı? Diyorum ki git şunu al gel. Masadan diyorum bu 4 yıl bir ne konuşmuşuz? 2000 şey senin okuduğun zamanlar. Senin okuduğun zamanlar. Kız 4 yıl Amasyalı 4 yıl yazmış benim ama ekstrem cümleler. Öyle vurucu cümleler söylemişim ki kitabi de değil ha. Yani öyle jargona uygun günlük yaşamdan, hayattan, sokaktan, politik fark etmiş yazmış. İse Hoca bunu söyledi. Ya şimdi ben bakıyorum bazen o defterciyi açıyorum. Hayatta değişen bir şey yok. Ben 20 sene önce bunu söylemişim. 2 tane 3 tane laf değişmiş hocam. O lafın üstüne özneleri değiştir aynı duruyor hayat. Evet. Yani şu salgın mesela şimdi bak bizi nasıl bir ortama itti. Belki biz Allah nasip eder görürüz ama ikinci bir salgını göremeyeceğiz. Ama birileri 100 yıl sonra diyecek ki ya arkadaş gecenin birinde bu insanlar bak bu video YouTube'da kalacak. Şu an miras durumunda. Yeni yasalarda şu an miras bu. Yani benim bu atacağım video senin ve benim mirasım şimdi. Resmi. Bak şimdi orada tıklandığı zaman altına bir bak. Geçen bir şair arkadaş dedi. 2 günde 750 kişi göreceksin orada. Ya kardeşim ya bu nasıl oldu bizi? Biz kimdik ya? Nurten Hanım, İsa Hoca. Bu nasıl oldu ya? Evet. 750 kişi biz çarşambada öğretmendik falan. Sen sonra kendi kendine diyeceksin ki ya kardeşim bizi bu araya ne getirdi? Koşullar getirdi. Öğretmenliğimiz getirdi. Dayanışmamız, iyiliğimiz, merhametimiz, ahlakımız, edebimiz, öğretmenliğimiz getirdi. Biz şimdi kendimizi sevmiyoruz. Öğretmenliğimizi sevmiyoruz. Paraya, arabaya, ya ben onları inkar etmiyorum. Benim reddettiğim başka bir şey var. Ya sen şu kültür kodlarını bir güçlü yap. Senin evet. Bir projen olsun. Senin bir kitabın olsun. Senin bir makalen olsun. Kalıcı senin eserler bir yayının olsun. Lazım. Tabii ki. Değil mi? Tabii ya. Bak çocuk Çince'yi söylüyor. Eser bırakmamız dil kavramı biliyor musun? O dil kavramı işte o. Sayısal algoritma dil kavramı. Bilgisayar gibi.
Bir evet, buçuk milyon kim evet. varsa diyor, kesin bu diyor dünyanın en kalabalık dili öğrenmesi lazım diyor. Bir yerden evet duymuş böyle bir şey mesela. Böyle bir konuşma aklına geldi. O anda söyledi mesela. Ki size bir şey söyleyeyim. Kullanılırlığı bakımından değil ama sayısallığı bakımından sayısallığı bakımından dünyanın en büyük dili. Kullanılırlığı değil. Evet. Bak onu da çocuk üniversitede hatırlar. Öğrenir. İngilizce daha kalabalık. Ama insan sayısı bakımından daha düşük. Kullanılırlığı çok evet. fazla. Tabii Türk İngilizce konuşuyor. Çin İngilizce konuşuyor. Çin İngilizce yazıyor. Çocuk onu anladığı an dilin gücünü anlamış olacak. Onu ve kaymakama soruyor. Evet. Ve üniversitede yaptığımızda, senin de anaokulunda yaptığında bundan aşağı bir şey değil. Çocuğu oynatıyorsun. Okul öncesi çağ çocuklarının ama hocam hayal dünyaları o kadar müthiş şey ya. Ki başka, çok müthiş evet. hocam, müthiş zenginlikte. Belki bir lisede mesela o kadarını bulamıyorsun. İşte o dönemde ben çocukları özellikle keşfetmeye çalışıyorum ki yetenekleri neler, neler istiyor, neler hayal ediyor ve hayallerine ben çok önem veriyorum mesela o çocukları. Çünkü hayalleri, sözleri dinlemeye çalışıyorum onları. Anlatsınlar yeter ki. Bana derdi olur anlatır, mutluluğu olur anlatır. Her şeyden anlatsınlar. Bir anda hayallerine geçiyorlar. Zaten hayallerinde neler varsa onları anlatıyorlar. Çok mutlu oluyorum. O çocuk aslında hayal ettikçe, düşündükçe dil becerilerini de geliştiriyor. Aslında kendini ifade etme becerileri de gelişiyor. Bir zaman sonra baktığında hayalleri de şekillenmeye başlıyor. Ben hayal edebilen çocukların çok mutlu olabileceğini Ben şimdi Batı ile aramızdaki paradigma farkının çok olduğunu düşünenlerden değilim ama varsa bir parça fark. Neden var hocam? Adamlar teknik yaşıyorlar, projeli yaşıyorlar. Hayatı bir yoluna koyuyorlar. Mesela bir müzisyense iyi bir müzisyen oluyor. Proje yazansa iyi bir proje yazan oluyor. Şairse iyi bir şair oluyor. Biz şimdi vasata takılıyoruz. Vasata takıldığımız zaman orada biz tekrar düşüyoruz. Yeni bir şey yapmıyoruz. Ama çok kıymetli, çok kıymetli hocam. Türk insanına evet. baktığında gerçekten zekası, yapabileceği, kuvveti, kendinde bulduğu gücü gerçekten 10 numara hocam. 10 numara. Numara. Ya, 10 numara. Yapması on gereken numara. Tek şey cesaret edip hayallerinin peşinden gitmek, cesaret edebilmek, gerçekten neyi istiyorsa onu, hedeflediği neyse onu istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek. Bunlar aslında. Yoksa birbirimize bağımız, her şeyimiz o kadar güzel ki. Ben her zaman gururla gidiyorum. Bayrağımızın orada açıldığını, yurt dışında açıldığını görünce gurur duyuyorum. Mesela ilk gün ben kendi bayrağımıza ait bir tişörtü giydim, gezdim. Gurur duyuyorum ben. Orada kendi dilimizi, kendimiz olabilmeyi yaşatabildiğim için gurur duyuyorum. Mesela 8 ülkede konferans verdim. İngilizce bir metinle çalışıp ben çok rahatlıkla gidebilirdim. İngilizce karşı değil, tam tersine. Birden fazla dilin öğrenilmesi gerektiğini Bence de, düşünüyorum. bence Çünkü de. kültürel bir zenginliktir bu. Bu çok ayrı bir şey. Ama bir yandan da bakıyorum ilk defa bir Türk öğretmen finale çıktı. Ve Türk öğretmen daha sonra konferans verdi. O mesela onları ben Türkçe yaptım. Özellikle istediğiniz dile çevirebilirsiniz, İngilizce de çevirebilirsiniz ama ben kendi dilimde vermek istiyorum dedim. Onlar da saygıyla karşıladı ve 8 ülkede de bu şekilde konferans verdim. İlk başlangıçların özellikle böyle olması gerektiğini istedim. Yani kendimiz olarak ve şunu mesela çok merak ediyorlar. Onlarla aynı şeyleri yaparsak mı biz başarı elde ederiz? Hayır. Özellikle en iyi ona baktığımda onları çok daha özel seçiyorlar ve çok daha özel bir değeri açıkçası farklı bir yere koyuyorlar. Ve en iyi ona çok daha farklı bir anlam yüklü. En iyi onu çünkü Nobel ödül adayı gösterilen öğretmenler. Ve onlara baktığımda hep kendi değerlerini taşıyan öğretmenler. Yani Milli ortak olmak, yerel çalışmalar olmak. olabilir ama Evet. en iyi 10 evet yerel Evet. olanlar. Yerel olan, milli olan. Onun Yani için kendi ben o konuda milli yapılısıyla. olmayı çok önemsiyorum. Bak hiç bunu Evet. buradan bak açık söylüyorum. Millilik vasfını kaybetmiş bir adamın bu topluma hiçbir faydası olamaz. Evet. Hiç. Kesinlikle inanmıyorum. Evrensellik onun tekamülü. Bir tık ötesi. Evrensellik ayrı bir boyut. O Tabii ayrı bir ki. şey. Evrensellik Yani ayrı bir boyut. Tabii yani ha, çocuk içeride bir şeyler yapıyor, benim olan elektrik mühendisi okuyor canım. Bir şeyler üretiyor falan filan. Çocuk ürettikçe ben bakıyorum kendi şeyi gelişiyor çocuğun. Ben de biraz daha bir şey yapayım falan filan diyor. Yani Evet. tabii ki o dünya ufkuna bakıyor. Baba diyor biraz daha yerli bir Tabii şeyler ki. yapayım, parçalar yapayım diyor. Çocuklara bir oyuncak yapayım, müşteri yazıcı da diyor falan filan. Yani ben yerli olmayanın kendine hayır olmayacağını düşünüyorum. Evet. Önemli olan kendin olarak devam edebilmek, kendi Aynen öyle. izninle devam edebilmek. Bu Aynen. çok önemli. Yani bunu kaybetmemek lazım. Bu başarıya engel değil. Yani birilerine benzediğiniz zaman başarılı olacaksınız gibi bir durum yok. Tam tersi, kendinizle beraber ilerlerseniz
kendi fikirlerinizi de başka ülkelere taşıma şansına sahip olursunuz. Aynen öyle. Şimdi birçok gururumuz var bizim yurt dışında da temsil eden. Baktığımda kendi değerleriyle var olanları daha çok böyle içselleştiriyoruz. Daha böyle kendimize yakın hissediyoruz. İşte o örneklerle çoğalmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Her zaman söylüyorum, 1 milyon öğretmeniz, 1 milyon öğretmen el ele verirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Evet, bu vesileyle sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Fakat bu gece değişik bir şey yapalım. İçimden geldi. Hiç bu zamana kadar da yapmadığım bir şey. Canlı yayında yapıyordum derslerde. Sen masal falan deyince benim de şiir okuyasım geldi. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili öğretmenler. Biz çok dinledik sizlerin şiirlerinizi hocam. Şimdi buradakiler de dinlesin. Öyle kapanışı yapalım. Evet. Evet, ben bir şiir okuyarak programı bitirelim. Selam olsun. Selam olsun bizden güzel dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe, aya, ışıklar, gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi, kar, tipi, fırtına, günlerin geçişi ardı ardına. Hasretsiz bir kanat şakırtısına, mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan, çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan. Dönmeyen gemiler olduk açıktan, adımızı soran, arayan var mı? Ahmet Hamdi Tanpınar. Ona da buradan selam olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık kızım. Çok teşekkür ederim. Çok müstefit oldum. Çok teşekkür ederim. Dinleyenler de çok inşallah yararlı olmuştur. Kendine iyi, bize bir iyi bakın. İnşallah. Allah'a emanet herkese olun. Herkese sevgiler, selamlar, iyi akşamlar. Katılan herkese de tek tek teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Yolunuz içerisinde her zaman bekleriz. İnşallah. Gelirim çarşambaya. Selamlar. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Sağ olun.